Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Bir günlük bir aradan sonra canlı yayınımız tekrardan başlıyor. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Evet arkadaşlar, canlı yayınımız başlıyor. Bugün 10 Ocak 2013 günlerden Perşembe ve saatlerimiz 11.38. Şu anda ben Serkan Uluğa tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi arkadaşlar, bugüne başlarken öncelikle faiz kararlarının olduğunu unutmamak gerekiyor. O yüzden analizleri yaparken ve pozisyonları açarken lütfen bunlara dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Ekonomik takvim bölümüne baktığımızda da zaten haberler yine karşımıza gelecektir. İngiltere'den ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek olan açıklamalar da var aynı zamanda. İngiltere faiz kararı ve bakın şu şekilde gösterelim, saat 14'te gelecek. Varlık alım programı ile ilgili bir değişiklik yapılacaklar mı, bu da önemli. Ve Avrupa faiz kararı Avrupa'dan saat 14.45'te gelecek arkadaşlar. 15.30'da da şurada görmüş olduğunuz gibi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmaları olacak. Bu konuşmalar da önemli. Bunlara da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Arkadaşlar sonuçta faiz kararlarında bir değişiklik görmüş olduğunuz gibi beklenmiyor. Daha doğrusu burada yazmıyor ama herhangi bir beklenti yok genel anlamda. Tabii ki farklı görüşler var ama şu anda baktığımızda bu görüşler, yani farklı görüşler azınlık durumunda. O yüzden herhangi bir değişiklik olması şu an için beklenmiyor. Analizleri yaparken de şimdi bunları dikkate alacağız. Fakat eğer bunu dikkate almasaydık bugün için 1.3087'nin kırılma ihtimali gerçekten çok zordu. Buranın üzerinde saatlik bir kapanış beklemiyor olacaktık arkadaşlar. Bunu söyleyemez miyiz? Hala söyleyebiliriz. Hala aslında 1.3087'nin üzerinde bir kapanış beklemediğimizi söyleyebiliriz ama tabii ki faiz kararıyla beraber eğer beklenmedik derken radikal bir söylem gelirse, özellikle Avrupa tarafından, Draghi tarafından, bu seviyenin üzerine çıkma ihtimalimiz var. Ama yine de denemeler yapılabilir mi? Elbette ki yapılabilir. 1.3087 seviyeleri o yüzden önemli bence. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda ancak 1.31'ler ve 31.23'lere kadar tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var. Bu kısa vadeli düşünenler için yaptığımız bir analiz. Orta vadeli düşünenler için ise 1.31-23 olarak az önce belirttiğimiz kısa vadeli hedef, yani 31.87'nin üzerindeki hedef arkadaşlar, muhtemelen kısa da orta vadeli düşünenler için, yani Euro-Dolar paritesinde aşağı hareket bekleyenler için yine bir kırılma noktası olacaktır. Orta vadeli düşünenler de 31-23 seviyesini baz alabilirler. 4 saatlik grafiklere baktığımızda 200'lük hareketli ortalamamız buraya denk geliyor. 4 saatlik grafiklere baktığımızda yine bakın burada beyazla gösterilen hareketli ortalamamız bu seviyeye denk geliyor. O yüzden 31-23 seviyesi de önemli bir direnç, bunu da belirtelim. Bu seviyenin üzerine çıkmadan da orta vadeli düşünenler lütfen bu beklentisini, aşağı hareket beklentisini korumaya devam edebilir diye düşünüyorum. Şu anda faiz kararı öncesi hafif yukarı tepkiler var. Bu bence güzel bir fırsat yaratıyor şu an için. Kesinlikle bu hareketi anormal karşılamamak gerekiyor. Dediğim gibi 1.3087'ye kadar yukarı tepkiler gelmesi çok normaldir. Şunu şuradan kapatalım. Boşuna bilgisayarı yormasın. Hatta şimdilik tamam, başka kapatılacak bir şey yok zaten. Tamam mıdır? Bu konuyu lütfen bir yere not alın. Faiz kararları önemli demiştik. Faiz kararlarından önce eğer ki şu kritik seviyelere yakınsak lütfen bilgisayar başında olmayı ihmal etmeyin. Yani saat özellikle Euro-Dolar paritesi için söylersek 14.45 ve 15.30 sonrasında, 14.45'ten sonra küçük bir zaman dilimi yeterli piyasanın yönünü görmek için. İlk 15 dakikadan sonraki bölümü çok fazla dikkate almayabilirsiniz. İlk 15 dakikada oluşan bir hareket devam gelecek mi gelmeyecek mi diye bize güzel sonuçlar verebilir, güzel bir fırsat tanıyabilir. Ya da 15.30'dan sonra bir yarım saatlik, hatta
artık bizim genellikle asabi olarak adlandırdığımız Merkez Bankası Başkanı Draghi yine çok asarım keserim tavırlarıyla ona cevap vermem, buna cevap vermem, o konuda yorum yapmam, bu konu hakkında görüşlerimi paylaşmam gibi yorumlar da yaparsam soru cevap kısmında aynı sorular birkaç kere tekrar edilebilir. Belki herhangi bir tanesini cevaplar diye. O yüzden soru cevap kısmı yine uzayabilir. O yüzden yarım saat yetmeyebilir. Belki 15.30, 16.30 arasında yine ekran başında olmanız gerekiyor. Tamam mı? Bunu söyleyelim arkadaşlar. 1.30.87 seviyesi önemli bir direnç. Hedeflerimiz neresi? 1.30.42, 1.30.28 ve 1.30.05'lere kadar geri çekilme bugün için bekliyoruz arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece şurada bir kısa vade için, orta vade için 31.23 aşağı doğru hareket etme ihtimalimiz euro dolar paritesinde bugün biraz daha kuvvetlidir. Onu söyleyelim. Tamamdır. Şimdi bunu deneyebiliriz dedik arkadaşlar. Gelelim sterlin dolara. Görüntü nedir? Yine faiz kararı var. Saat 14.00'da faizlerde bir değişiklik olacak mı? Varlık alımlarında bir değişiklik yapılacak mı? Bu konular hakkında yine görüşler değişik olabilir ama genel beklentide çok ciddi bir radikal bir değişiklik olacağı beklenmiyor. Şimdi sterlin dolar için bugün için kırılma seviyemiz 1.60.59 civarlarında. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece ben aşağı hareketin devam etme ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu görüyorum. Şuradaki 59.96 seviyesi de doğru mu? Evet, 59.96 seviyesi de yine önemli bir direnç konumunda arkadaşlar. Bu seviyenin altına kalınması, altında saatlik bir kapanış yapılması aşağı hareketi kuvvetlendirecektir ve hızlandıracaktır. Yani şuradan yaşanan, bakın yaklaşık olarak 80 pip civarında yaşanan düşüşten sonra yataya bağlayan bir parite var. Yaklaşık olarak bant aralığına baktığımızda şu bölgede yaklaşık 40 pip civarlarında bir bölgede yatay hareket eden bir parite var. Bu hareketin aşağı yönlü kırılması için ise mutlaka 59.96'nın altında saatlik bir kapanış gerekiyor ya da eğer ki faiz kararı sırasında olacaksa hızlı bir kırılma yeterli olabilir. 59.77 ve 59.46 seviyesi önemli destek seviyeleri olacaktır. Buralara kadar da aşağı hareketin devam etme ihtimali kuvvetli olacak. Tamamdır. O yüzden 1.60.59 seviyelerine dikkat edeceğiz. Ve şuradaki bölgenin kırılması ya da şu iki hedefe hızlı bir şekilde yaklaşık bakın 47-50 pip civarlarında bu hedef. Tam hesaplayalım. Evet, tam 50 pip civarlarında bu hedefe de ulaşma ihtimalimiz söz konusu olacaktır. 59.46 seviyesi önemli bir destek konumunda şu anda. Fakat şuradaki bölgenin üzerinde kalır isek, 1.60-60'ların üzerinde kalır isek, 60-80'ler ve 61-10 civarlarına kadar da yukarı tepkilerle karşılaşabiliriz. Lütfen sterlin dolar takip eden arkadaşlardan buradaki 60-60'ların üzerinde çok fazla direnmesinler aşağı hareket beklenti için. Bunu da söyleyelim sterlin dolar için. Ve son olarak söyleyebileceğimiz şey arkadaşlar altınla ilgili olacak. Altına baktığımızda ise güzel bir hareket var yukarı yönde şu anda. Kırılma seviyemize çok yaklaşıyoruz. 1.663.71 civarları. Bu seviyenin üzerinde kalınmaması durumunda aşağı doğru hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz yine kuvvetli olacaktır. Eğer ki biraz esneklik isteyen arkadaşlar olursa şuradaki bölgeyi de tarayabiliriz kendileri için. Şöyle yapalım bakın. Şöyle bir mavi kutu tarayabiliriz arkadaşlar. Bu mavi kutunun eğer ki üzerinde kalmaya devam, pardon altında kalmaya devam ettiğimiz sürece geri çekilmelerle karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli. Açıkçası ben gerçekten aşağı doğru bir hareket bekliyorum. Bu aşağı hareket nereye kadar olacak? 1.652.72 bugün için ilk hedefim olacak. Arkasından 1.649.33'ler ve 1.643.84 seviyeleri benim için hedef olacaktır. Eğer zaten buraları da kırarsak 1.630'lara doğru bir geri çekilme bizi bekliyor olabilir. Eğer bugün aşağı doğru hızlı bir hareket yapacaksa
yine 1630'lara doğru hareket gözlemleyebiliriz. Bunları söyleyelim, fakat bu aralığın üzerinde kalmayı başarırsak o zaman çok hızlı bir şekilde 1672-60 ve sonrasında ise 1679-40'lara doğru bir tepkiyle karşılaşabiliriz. Hatta şuradaki bölgeyi de hemen işaretleyelim derim ben. Şöyle yapalım. Şöyle, evet, 1679-40 şöyle yapalım. 30 diyelim, tamam, 1679-30 olsun. 42 civarları ama azıcık daha, bir pip daha aşağı indirdik. 1679.30 oldu arkadaşlar. Buraya kadar da geri çekilmenin, pardon, yukarı hareketin devamı gelebilir. Şu mavi bölgenin üzerinde kalırsak. Ama şu anki beklentimiz dediğim gibi aşağı yönlü olma ihtimali biraz daha kuvvetli. Bu yukarı çıkışlar özellikle intraday trader dediğimiz gün içinde işlem yapan arkadaşlar için güzel bir satış iştahını kabartacak bir bölge olacaktır diye tahmin ediyorum. Buradan da tekrar satıcılarla karşılaşma ihtimalimiz var. Geçtiğimiz günlere baktığımızda yine bakın şu seviyelere yakın yerlerden aşağı doğru buradan 50 piplik bir düşüş geldi. Dün ise baktığımızda buradan yaklaşık 145 piplik bir düşüş geldi. Ve bakın bugün tekrar dönüyor. Ondan önceki gün yine bakın şu bölgelerden yine aşağı doğru yaklaşık olarak 205 pip civarlarında bir düşüş gelmiştim. O yüzden geçtiğimiz 3 gün boyunca bu seviyelerden küçük küçük de olsa tepkiler veriyoruz. O yüzden bu bölgeye lütfen dikkat edelim diyorum. Evet, altın içinde söyleyebileceğimiz şey bu arkadaşlar. Sterlin dolar için bu zaten paylaştık. 1.60'lara dedik. 1.6059 civarları. Euro dolara bakıyoruz. 1.3087 civarlarındayız şu anda. Çok güzel bölgeler. Satış fırsatı için yaratabilecek bölgeler. Bakacağız bakalım bu seviye kırılabilecek mi, kırılamayacak mı? Dediğim gibi bu seviye bizim kırılma noktamız olacak. Altında aşağı doğru tekrar 30.64'ler, 30.42'ler, 30.28 ve 30.05'lere doğru hareketin devam etmesi için geçilmemesi gereken bölge burası olacak. Bunu lütfen aklımızın bir tarafında tutalım arkadaşlar. Kısa vade için, orta vade için ise biraz daha esnek davranan bizler için ise 1.31.23 seviyesi yine kuvvetli bir direnç korumunda şu an için. Ve dolar TL'ye bakalım son kez, bunu da unutmayalım. Dolar TL için ise arkadaşlar artık yönün aşağı dönmesi için son basamaktayız. Şuradaki dip seviyesi var ya, bu seviyeyi de birazcık baz alarak 1.3 1.7740 civarları, bu civarlar kırılmadığı takdirde geri dönüş imkanı var ama euro dolar da özellikle yukarı harekete devam ederse kırılma noktasının üzerine geçip dolar TL'de de aşağı doğru 1.7731 ve 1.7712'lere kadar ilk başta bir tepki gelebilir, sonrasında zaten aşağı inersek 1.77'lerin altına doğru geri çekilmelerle karşılaşma ihtimalimiz gözükecektir. Artık son noktadayız. Kırılma seviyesini bugün çok çok yakın tuttuk. O yüzden kuvvetli bir bölgede olduğumuzu da şu anda belirteyim. Eğer bu seviyenin altına da inersek, ki şu anda genel görünüşüme baktığımızda zaten aşağı hareketin devam etme ihtimali daha kuvvetli. Muhtemelen dediğimiz gibi şuradaki bölgelere doğru geri çekilmeler gelecektir. Peki arkadaşlar, şimdilik özetler bu kadar. Devamını soru cevap kısmında yapacağız. Onun için de ben şu video kısmını hemen bir ayarlayacağım. Yaklaşık 2 dakikalık kısa bir aramız var bu yüzden. Gökhan Bey, siz de eğer ki buradaysanız görüşlerinizi paylaşırsanız en azından yazılı olarak kısa bir şekilde sevinirim. En azından farklı bir görüş alalım sizden de. Belki bazı konularda atladığımız bölümler olabilir. Özellikle bugünkü İngiltere ve Avrupa'daki faiz kararları ve arkasından gelecek olan açıklamalarla ilgili kısımda. Canlı